Telefon mu var? Kim telefon? Normal telefon. Normal. Ha, bayağı bildiğimiz. Adam şu an yokum de. Normal. Burada yokum de. Lavaboda. Evet, Seçil Kara Osmanoğlu Manisa'dan. Seçil'cim iyi geceler. Seçil iyi geceler. Ha, çok iyi. Tavır mı yapıyor bize bu ne ya? O da mı? Yakına mı gelmemiz istiyor? Gitardan mı geliyor ses? Orçun'dan mı acaba? Seçil iyi geceler. Orçun. Sen ne yapıyorsun? Alo. Aa bismillah. Seçil'e bak. Alo. Aa. Gerçekten Seçil'in babası herhalde yani. Hani bu saat. Özür dileriz. Kimle görüşüyoruz? Gündüz Erkan. Gündüz Erkan. Evet, Gündüz Erkan sevgili Öner'in babası arkadaşlar. Kaç defa dedim. Ama ben niye bugün Gündüz abiyi telefona bağlamak istedim? Aslında bir sebepten dolayı normalde hepsinin babasını, annesini bağlamak isteriz ama bir başka bir durumdan dolayı. Öner'le ilgili bir şeyler okurken onunla ilgili enteresan bir şeye rastladım. Yıllar önce Gündüz abi de polis değil mi? Benim babam gibi. Yok, dedem polis, babam şantiye şefi. Ha, şantiye şefi. Polisle alakalı. Tamam, ama bir para hikayesi olmuş, bir cüzdan bulunmuş, bir para bulunmuş herhalde. Hmm. Doğru mu? Bir onu evet. Çok kısa senden alabilir miyiz? Ben çok hakim değilim o konuya ya. Ne yapacağız? Sen bir öyle bir yüklü bir meblağ bulmuş babam. Çanta gibi bir şey galiba. Cüzdan mı, çanta mı, öyle bir şey. Sonra anlatsana baba ya. Ama babana anlatmasın diye, babana teşekkürlerimi sunacağız. Sen olayı anlat diye bağladık ya. Ya işte sonra o... Hayırdır? Evet. o kişiyi bulmaya çalışmış. Ben çok kötü anlatacağım evet, bu hikayeyi. Gerçekten ben kötü anlattın. Herhalde bu konuyu anlatmak istemiyorsun ama ben size anlatayım bildiğim kadarıyla. Atıyorum o gün 475 lira maaş aldığı bir dönemde ki geçim zorluğu, geçim darlığı herkesin olduğu gibi yolda ki ablasının nişanı olacak herhalde. Ha, öyle bir durum var. Ablanın yani. Nişanı olacak ve nişana bir para lazım, yetiştirilmesi lazım. Ve yolda bir çanta bulunuyor, buluyor babası Gündüz abi. İçine de o günün parasıyla 375 lira civarında yani ciddi bir de para var. Hani en azından nişanı çıkarttığı bir para var. Ve bu parayı Gündüz abi alıyor, hemen sahibini aramaya başlıyor hesabı ve sahibine edin. Veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu işin normal olanı böyle olması lazım. Ben de size diyeceğim ki normale hasret kaldık. Onun için de sevgili Gündüz abiye bir alkış alayım. Sahibine tebrik ediyoruz. Gündüz abi nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim Beyaz'cığım. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Çok çok teşekkür ederiz. Neler hissediyorsunuz? Oğlunuzu izliyorsunuz ekranda, dizide, burada. Sizlerle beraber hepinizle gurur duyuyoruz. Hepiniz oradan İzmir'den kucak dolusu selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler. Sarp'cığım merhaba. Merhabalar abi. Sarp'ı çok eskiden tanıyoruz. Aynen. Herkese merhaba diyorum. İzmir'den soğuk bir akşamda. Şimdi Öner'im güzel nakletti. Bu senelerin içerisinde gelişen bir olaydı. Morbinli'yi ilk defa bir zarfın içinde gördüm. Ha, evet. Morbinli. 365 tane. 365 tane. Böyle bir şey buldum. Evet, 365 tane. Her güne bir binlik. Hepsi de binlik. İlk defa mor binliği o zaman görmüştüm. Vay be. Tabii elimize geçmesi imkansız olan bir para o. Onu sahibine iade ettik. Sağ olsun bize de 10 lira bağış verdi. Siz daha fazla bekliyor muydunuz? O parayla da iyi bir düğün yaptık. Ya ama gerçekten tebrik ederim. Bu herkesin başına gelebilir. Herkesin yapmasını tabii ki temenni ederiz ama yapan olur, yapmayan olur. Yani sadece bulan için söylemiyorum bunu. Kaybeden için de söylüyorum. Yani kaybedenin kaybını düşünün. Bir de o taraftan bakın. Geri geliyor olması çok acayip bir durum. Çok sevindirici bir durum tabii ki onun için. Biz tekrar size çok teşekkür ediyoruz. Bağlandığınız için teşekkürler. Tüm ailenize İzmir'e selamlar, sevgiler. Memnun oldum. Sağ olun. Sevgiler, görüşmek bize. Üzere. Teşekkürler. Gündüz abicim bir alkış daha Gündüz abiye. Emrah'a da males ediyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.